Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı Türkiye genelinde tespit edilen metruk binaların yıkılması konusunda talimat verdi. Aksaray Belediyesi şehirde kötü görüntü oluşturan ve özellikle uyuşturucuyla mücadelede etken rol oynayan metruk binaların yıkılması ve kontrol altına alınması yönünde yaptığı çalışmalarla Türkiye'de ikinci oldu. Aksaray Belediyesi İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden binaların yıkım talimatıyla 1298 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Aksaray Belediyesi metruk binaların yıkımında İstanbul, Bursa, Kayseri gibi büyük şehirleri geride bıraktı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, metruk binaların yıkımında özverili çalışmalarıyla Aksaray ve Aksaray Belediyesi'ni Türkiye genelinde ikinci sıraya taşıyan Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdiği genelgede güvenlik açısından tehlike oluşturan metruk binaların tespitinin yapılması ve bu binaların mevzuata uygun şekilde yıkılmasıyla ilgili talimat verdi. Bakanlığın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle Türkiye genelinde 60.503 metruk binanın tespiti yapıldı. Son 2 ayda bu binalardan 19.686'sı yıkıldı. Aksaray Belediyesi tarafından insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan 1298 adet metruk bina yıkıldı. Atıl durumdaki metruk binaların yıkımı 3859 binayla en fazla Ankara'da gerçekleşti. Aksaray 1298 metruk bina yıkımıyla Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı. Aksaray'ı 1225 ile Kayseri, 1099 ile Erzincan, 759 ile İstanbul, 550 bina ile Bursa takip etti. Türkiye genelinde tespit edilen 60.503 metruk binadan 19.686'sı yıkıldı. Geriye kalan 40.817 metruk bina içinse 3.194 sayılı imar kanunu kapsamında hukuki süreçlerin devam ettiği belirtildi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı gerek mahalle iftarlarında gerekse verdiği davetlerde toplumun her kesiminden vatandaşlarla iftarını açmaya devam ediyor. İftar sofrasını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ile birlikte paylaşan vatandaşlar ise düzenlenen iftarlardan oldukça memnun. Biz belediye başkanımızdan da herkesten çok memnunuz. Böyle bir şey yaptığından da Allah bin kere razı olsun, Allah kabul etsin. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı dönemiyle başlayan ve geleneksel olarak Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen mahalle iftarları tüm hızıyla devam ediyor. Aksaray Belediyesi tarafından Büyük Bölcek Mahallesi Cumartesi Pazarında gerçekleştirilen iftar yemeğine 7'den 70'e yüzlerce mahalleli katıldı. Vallahi çok teşekkür ediyoruz başkanımıza. Allah razı olsun. Sevindik. Böyle bir birlik beraberlik olduğu için çok hoşumuza gidiyor yani. Belediye başkanının sosyal yönünü çok takdir ediyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese, yemeğe geçen herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum Aksaray halkına. Ramazan ayının 14. gününde Büyük Bölcek Mahallesi'ndeki vatandaşlarla iftar açan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya AK Parti Aksaray Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, belediye meclis üyeleri eşlik etti. İftar saatinden önce masaları gezerek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yazgı ve Milletvekili adayı Muhammed Aktaş, iftar sonrası okunan duaların ardından kısa birer konuşma yaparak Ramazan ayının dünyaya ve tüm İslam alemine barış, sağlık ve huzur getirmesini diledi. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın 15'ine geldik. Yarın 15'i. Yani 15 günümüz daha kaldı. Tabi içerisinde mübarek olan Kadir Gecemiz inşallah önümüzdeki haftalarda idrak edeceğiz. Ardından da Ramazan bayramımız şimdiden kutlu olsun diyorum. Allah mübarek etsin. Sizlerle beraber olmak, sizlerle iftar açmak benim en mutlu olduğum anlardan bir tanesi. Rabbim bu mutluluğu, bu huzuru Ramazan'dan sonra da inşallah devam ettirsin. Bu vesileyle bizleri bir araya getiren, vesile olan
belediye başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bizleri Ramazan bayramına inşallah Ramazan ulaştırdığı gibi Ramazan'a da sağlık, afiyet, huzur içerisinde ulaştırmayı nasip eylesin. İnşallah gençlerimizin, kadınlarımızın, esnaflarımızın, tüm halkımızın genç bir kardeşiniz olarak yeni dönemde mecliste temsiliyetini sağlayacağım. Vakit Türkiye vakti diyoruz, vakit Aksaray vakti diyoruz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Vatandaşların talepleri doğrultusunda kent merkezinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için ücretli yol üstü otopark uygulamasını tekrar hayata geçiren Aksaray Belediyesi, kamuoyunda çıkan tartışmalara açıklık getirdi. Aksaray Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada ücretsiz hale getirilen otoparkların sorunlara çözüm olmadığı ve tekrar ücret tarifesinin vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda hayata geçirildiği açıklandı. Haber ekibimiz sokakta vatandaşların konuyla ilgili görüşlerini aldı. Aksaray Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklama uyarınca 2017 yılında başlatılan Piri Mehmet Paşa alt geçit inşaatı ve Piri Mehmet Paşa çarşısı inşaatı nedeniyle ihalesi biten yol boyu otoparklar yaşanan otopark sıkıntısı nedeniyle ihaleye çıkartılmamış Piri Mehmet Paşa alt geçidi, Piri Mehmet Paşa çarşısı ve Azmi Milli Otopark projelerinin bitmesi beklenmiştir. Bu süre zarfında şehir merkezi dahil tüm yol üstü otopark uygulaması ücretsiz olarak vatandaşlarımıza hizmet vermiştir. Geçen süre içerisinde yaptığımız esnaf ziyaretleri ve halk buluşmalarında vatandaşlarımız tarafından gelen en büyük taleplerden biri, ücretsiz olarak kullanılan yol boyu otoparklarının tekrar ücretli hale getirilmesi talebiydi. Sebebi ise özellikle trafiğin yoğun olduğu caddelerde park yapan araç sahiplerinin araçlarını gün boyu park etmesi. Bu durum esnaf ve kısa süreli işi olan vatandaşlar tarafından şikayet konusu olmuştur. Ayrıca park yeri bulamayan araç sahiplerinin mecburen ikinci şeride park yapmaları trafik cezalarına maruz kalmalarına neden olmuştur. Yaptığımız yeni düzenleme sayesinde şehir merkezi dahil tüm yol boyları ilk 15 dakika ücretsiz hale getirilmiştir. Bu uygulamayla trafik yoğunluğu yaşanan ana arterlerdeki park süresini azaltarak trafik karmaşasını önlemek hedeflenmiştir. Böylece vatandaşlarımızın ve esnafımızın işini kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Özellikle gün boyu araçlarını park yapmak isteyen vatandaşlarımızı son yıllarda belediyemizin şehrimize kazandırdığı kapalı ve açık otoparklara yönlendirerek kısa süreli parklanmayı teşvik etmek amaçlanmıştır. En son hizmete giren Piri Mehmet Paşa Çarşısı Otoparkı gün boyu 2 lira, Azmi Milli Otoparkı ise 3 lira gibi uygun fiyatlarla vatandaşlarımıza hizmet vermektedir ifadelerine yer verildi. Alınan karar ise vatandaşlar tarafından yerinde bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Otoparkların böyle olması esnaf için de çok hayırlı oldu. Çünkü gelen müşteriler yer bulamadığı için, park sorunu olduğu için, hani bir de bu aran kısıtlı, buradaki yeri çoğu müşterilerimiz bilemiyor. Alışveriş yapmakta zorlanıyor. Arabasını nereye duracak? Vakit bulamıyor. Otoparkların bu şekilde olması gerçekten esnaf olarak bize bayağı bir şey oldu, faydası oldu. Çünkü gelen arabalar bizim müşterilerimiz olsun, diğer müşteriler olsun. Yani en azından girdiği dükkana iyi bir şekilde alışverişini yapıp çıkıyorlar. Müşterilerimiz geliyordu 3-4 kez. Pas geçiyordu yani. Giremiyordu mağazamıza. Pas doluluğu yüzünden. Şu anda çok iyi. Müşterimiz rahatça geliyor, alışverişini yapıyor, gidiyor. Çok güzel oldu. Niye çok güzel oldu? Daha önceleri millet, esnaflar işte ya efendim niye parklı oluyor, bizim dükkanımızın önü, niye biz para ödüyoruz diyorlardı. Ne zaman ki bura 6 ay bir sene parasız oldu ve halk anladı ki buraların paralı olması gerekiyor. Çünkü yer bulamıyorsun. Şu anda bak her taraf boş, ne güzel. Ha geliyor adam alışverişini yapacaksa 2 lirasını da gözünden atıyor, geliyor alışverişini rahatça yapacak mı diyor. Önceden bu olay yoktu. Nasıl yoktu? Adam esnaflar koyuyordu, apartmanda oturanlar koyuyordu. Bura ticaret yeri kardeşim, çarşının merkezi. Hani bir de en azından 2 lira olmasının bir avantajı var. Keşke 5 lira olsa. Niye? Az duruyorlar. Az para olduğu zaman yine akşama da durma şansı vardı. Şimdi 2 saat, 1 saat durup gidiyor. O da bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Aksaray Belediyesi 800 kilometrelik geniş bir yol ağına sahip Aksaray'da tüm yolları tek tek asfaltlıyor.
Aksaray Belediyesi tarafından özellikle kırsal mahallelerde başlatılan hizmet atağı sürüyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın 800 kilometre yol ağına sahip kent genelinde başlattığı asfalt seferberliğiyle şimdiye kadar hizmet alamamış birçok mahallenin yolları ilk kez asfaltla tanıştı. 4 yılda 510 kilometre yolu hizmete sunan Aksaray Belediyesi 2014, 2015, 2016 ve 2017 yılında 250 kilometre satı kaplama çalışması, 760 cadde ve sokakta yol açma, genişletme ve stabilize çalışması ile rekor kırdı. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayrım gözetmeksizin kent genelinde asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aksaray Belediyesi altyapı çalışmaları tamamlanan Hürriyet Mahallesi'nde 24 sokağa 5073 ton sıcak asfalt atarak yaklaşık 7 kilometre yolu vatandaşların hizmetine sundu. Yine Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 18 sokakta 12.019 ton sıcak asfalt kullanılarak bölgede yaklaşık 7 kilometre yol tamamlandı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, mahallelerimize vatandaşlarımızın huzurla, güvenle kullandığı modern, kaliteli ve Avrupa standartlarında yollar kazandırdık. Hedefimiz tüm yollarımızda trafik akışının rahat ilerlemesini sağlayan, düzgün bir yüzeye sahip, trafik işaretlerinin kolay uygulanabildiği, araçların seyri sırasında düşük gürültüyle konforlu sıcak asfalt serimi yapmak dedi. Aksaray genelinde kırsal mahalleler başta olmak üzere kent genelinde asfaltsız cadde, sokak ve mahalle kalmaması için en yaygın ve en hızlı yol çalışmasının kendi dönemlerinde verildiğini ve bu manada ilklere imza attıklarını vurgulayan Başkan Yazgı, planlarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek dedi. Aksaray Belediyesi Hanımeli Elemeği Pazarı'nda iş imkanı sağladığı girişimci kadınlara temel satış iletişimi ile pazarlama eğitimi veriyor. Hanımeli Elemeği Pazarı ise her hafta çarşamba günü cumartesi pazar pazarı alanında kurulmaya devam ediyor. Aksaray Belediyesi girişimci kadınlara yönelik iş fırsatı sağladığı Hanımeli Pazarı'nda pazarcı esnaf kadınlara yönelik hijyen eğitiminden pazarlama iletişimi, insan ilişkilerine, müşteri memnuniyetine kadar her alanda eğitim vermeye devam ediyor. Aksaray Belediyesi Kadın Koordinasyon Merkezi projesi kapsamında kurulan Hanımeli Pazarı'nda gıda ürünleri satan kadınlara pazarlama iletişimi eğitimi verildi. Kadınların el emeği ürünlerini değerlendirdiği Hanımeli El Emeği Pazarı'nda satış yapan kadınlara reklam ve halkla ilişkiler alanlarını kapsayacak şekilde gelişmekte olan pazarlama iletişimi alanında nitelikli insan kaynağının nasıl olunması konusunda bilgiler verildi. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen Aksaray Uluırmak Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'nde pazarlama üzerinde görevli olan Ergün Demirer'in üretici olan kadınlara yönelik verdiği eğitimde pazarlama iletişimiyle hedef kitlenin ürün, marka ve girişimci işletme hakkında bilgilenmesi sağlanarak ikna edilmesi ve algı yönetiminin sağlanması, girişimcilerin girişimcilik faaliyetlerinde pazarlama iletişim çabalarından yararlanma düzeylerini belirtebilmeleri konusunda eğitimlerine devam ediyor. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray Belediye TV ekranlarında haberleri izlediniz. Yeni günde tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.